Süper babalar artık koşturmasın diye Nef Bahçeli Evler prestijli okulların yanında yeşillikler içinde. Üstelik yeni blok şimdi satışta. Nef Bahçeli Evler tam ailenize göre. 24 Haziran seçimlerinde oyunuzu kime verecek? Tabii ki Muharrem İnce. Neden? Durumları görüyorsunuz. Ben emekli oldum, 1 milyar emekli maaşı alıyorum. Niye vermeyeyim ki? Ben oy kullanmayacağım. Oyumuzu kime vereceğiz? Vallahi şu anda yani kime vereceğim diye bir... Şey oluyor, Muharrem İnce. Muharrem İnce biraz oynatır seçimleri ama benim tercihim gene de AK Parti'den yana ama olur. Ama şöyle bak, niye veriyorsun Muharrem İnce? Kendi genel başkanını eleştirebilen insan. Çünkü yani olduğu için. Niye söyleyeyim mi? Hani sen nasıl diyorum? Bir kadın, hani çalışmadan yok, bir kadın ne yapıyor? 1-3 drone, yani 30 milyar dolarlık gemiler yapabiliyor. Ama sen Türk olarak, bir erkek olarak bir tane topluyunu yapamıyorsun. AK Parti'ye vereceğim. Neden AK Parti? İyi olduğu için yani. AK Parti. Neden AK Parti? Hizmetlerden dolayı. Oyumu AK Parti'ye vereceğim. Neden AK Parti? Daha iyisi olmadığı için. Vallahi bilmiyorum şu an. Kararlı değilim ama ne olacağını. AKP'ye. Neden? Öyle. Ben oyumu şahsen Demokratik Halk Partisi'ne vermek istiyorum. Neden? Şimdi özgür olarak, düşünce olarak daha yakın yani bize. Daha sıcak bakıyoruz. O anlamda yani HDP'yi daha tercih ediyoruz. Valla ne diyeyim? Aynı parti. Hangi parti ama biz bilmiyoruz. Hangi parti? Şimdi kim tutuyor? AK Parti. Niye AK Parti'ye veriyorum? Neden AK Parti? Baba gibidir Tayyip Erdoğan'ı. Niçin? İlk önce bir kere imanı güçlü olduğu için yani müminlerin şimdiye kadar hiçbir cumhurbaşkanımız namaz kılmıyordu bildiğim kadarıyla. O bize bir huşu veriyor. Bir imanımızın bir gereği olarak. Biz o anlamda yoksa herhangi bir şöyle söyleyeyim bir parti tutarak değil. Sadece düşünce ve memleketin gidişatı için Tayyip Erdoğan diyorum. Vallahi ben kararsızım ama. Esas sol partilere vermek istiyorum. Bakın Muharrem İnce'yi deniyorum. Muharrem İnce'ye. Neden Muharrem İnce? Çünkü güçlü bir aday, yırtıcı, konuşmaları, eğlenceli, bizden biri, içimizden biri. Yani güçlü bir aday. Ben solcu bir adam olduğum için sol partiye veririm. CHP. Niçin CHP? Yıllardır CHP'ye veriyorum. AK Parti'ye. Siz? Yorumsuz. Neden AK Parti peki? En layıkımlı olduğunu düşünüyorum. Vallahi o gizlidir, bana kalsın. Tabii ki CHP'ye. Neden CHP? Ya o CHP hoşuma gidiyor. Seçim olarak şey olarak. Peki. Pek tanımıyorum. Doğru bir karar mı sizin? Güçlü mü? Bence bilmiyorum, bu araştıracağız, bakacağız. Siz hangi partiye veriyorsunuz? Ben de CHP'ye veriyorum. Neden CHP? Ya daha düzgün. Yani çok demokrasiçi yani partisi gerçekten yani. Şu anda her şey kısıtlı bakıyorsunuz. Özgürlük diye bir şey yok. Evet. Resmen kapitalizm var şu anda. Oyumuzu Recep Tayyip Erdoğan'a verdim. Niçin? Ya istikrar olduğu için sürekli. AK Parti'ye. Neden AK Parti? AK Parti'yi tercih ediyorum. Hiçbirine vermeyeceğim. Neden? İşte. AK Parti. Neden? Tayyip'i seviyoruz. Memlekete kim hayırlıysa ona vereceğim. Sizce? Bence baştakiler hariç onlara. Geri kalan hepsine. 24 Haziran seçimlerinde oyunuzu kime vereceksiniz? Kemal Kılıçarslan şey var ya, Kemaller. Muharrem İnce CHP mi? CHP. Neden CHP? Bilmem. Haksız bir şey uğradığı için HDP. Herkes şu anda birleşmiş bir HDP'yi dışarıda bıraktılar. Normalde başka partiye veriyordum. Şimdi HDP vereceğim. Muharrem İnce. Neden Muharrem İnce? Tabii ki de kendi partimiz AK Partiliyim. Neden AK Parti? Yani ne bileyim, yaptığı şeyleri doğru buluyorum o yüzden. Vallahi şu anda belli. Sabah evde onu tartışıyorduk, daha hiçbir şey belli değil. Kararsızız yani. Bakacağız, daha belli değil. Bir sorun mu? AK Parti. Başkası olamaz zaten. 24 Haziran seçimlerinde oyunuzu kime vereceksin? AKP'yi tabii ki. Niçin AK Parti? Ya yapılan işler, yaptığı işler belli zaten. Öbürleri ne yaptı ki şimdiye kadar? Hep onlara verdim şimdiye kadar. Ve bundan sonra da AKP'ye veriyorum. Kararsızım. Kimseye. Neden? AK Parti tabii. Siz? AK Parti, o da AK Parti. Neden AK Parti? Şu an onların iyisi yok görüyoruz. Artık herhalde bilmiyorum, Tayyip'i vermeyi düşünmüyorum. Neden? Ortalığı görüyorsunuz. Karıştı. Fındığımıza hiç zaten zam gelmedi. Boşuna emek çektik. 24 Haziran seçimlerinde oyumu boş atarım herhalde. Neden?
Çünkü şu anki liderlerin veya Cumhurbaşkanı adaylarının ülkemize hiçbirinin yararlı olacağını düşünmüyorum. 24 Haziran seçimlerinde oyunuzu kime vereceksin? Vallahi bilmiyorum, daha belli değil şu anda. Düşünüyorsun? Evet. Karar vermedin. AK Parti'ye. Neden? Çünkü çalışıyor. Şu an tam karar vermedim ama çekimser düşünüyorum şu anda, kullanmamayı düşünüyorum yani. Kime? Hangi parti? Hangi partiye vereceğim? Allah bilir onu. Yani şu an bilmiyorum. Kararsız mısın? Kararsızım. Siz? Ben de kararsızım. Yani bunu medya önünde söylemek istemiyorum. AK Parti. Neden AK Parti? Çünkü AK Parti'den daha başka iyi parti yok. Tayyip Erdoğan'a. Neden? Ondan başka lider yok. AKP. AKP. Neden? Tek. Daha karar veremedim. Düşünüyorsunuz. Düşünüyorum. Kime parti vereceğim? AK Parti'ye kime vereceğim? Başka var mı yani? Neden AK Parti? Ya gülmüyor musun? Cennet, memleket. Ne? Daha bir sıkıntı yok ki. Terör yok, bu yok, şu yok, bilmem ne yok. Her şey var. Yok kardeşim ya, başka parti olmaz. Kim halledecek bu işi? Başka parti mi var? Muhalefet mi? Bak neler, paramparça olmuş. Oyunuzu kime vereceksiniz? HDP. CHP'ye vereceğim. Neden CHP? Veriyorum. Siz? HDP. Siz? Ben CHP'ye vereceğim. Neden HDP? Seviyorum. Siz neden CHP? Halkın Partisi CHP. Kararsızım. Düşünüyorsunuz. Evet, hala düşünmekteyim. Recep Tayyip Erdoğan. Neden? Ben beğeniyorum. Hükümetin yönetimini de beğeniyorum. Bugüne kadar yapmış olduğu hastaneleri, ne bileyim, insanlara sağlanan birçok avantajlar var. Mesela yaşlılar için, özürlüler için, engelliler için araç gelip evinden alıp okula getiriyor. Çok özel. Oyumu kime vereceğim? Muharrem İnce'ye vereceğim. Neden? Ben onu tercih ediyorum. Çünkü artık ülkede değişim olması şart. 17 yıldır bu ülkeyi yönetenler, bak 17 yıldır yönetenler tekrar yönetmeye talipler. 17 yıldır ben hiçbir gelirim yok. Fakirleşmişim. 2002 yılında asgari ücret 120 milyon liraydı. O zaman paradan sıfır atılmamıştı. 23 gram, 24 gram altın yapıyordu. Ben vatandaş olarak ülke oydu, buydu hiç bilmem. Ben cebime girene bakarım, onun hesabını yaparım. Bugün asgari ücret 1600 lira, 8 gram altın yapıyor. Ben %66 fakirleşmişim halk olarak. Halkın yararına bugüne kadar o kadar referandum yapıldı, kanunlar çıkarıldı, kanun hükmünde kararnameler çıkarıldı. Benim yararıma bir tane madde görmedim ben. Yani benim derken genel olarak, yani halkın yararına hiçbir şey görmedim. Hep kendileri için çıkardılar. 17 yıldır bana bir şey vermeyen, bundan sonra da bir şey vereceğini zannetmiyorum. Ben o şansı 3 kere verdim onlara, o oyu verdim ben onlara. Daha önce seçimlerde oy verdim. Ama bu sefer o oyumu geri alacağım, Muharrem İnce'ye vereceğim. Artık bu ülkede bazı şeylerin değişmesi lazım. Hiç kimseye. Neden? Verecek adam yok ki. Daha önce kime verdiniz? Söylemek istemiyorum. Söylemek istemiyorum. Recep Tayyip Erdoğan. Neden? Çünkü sevdiğimden. Bunu söyleme. Ne kadar ayıp bir şey. Ben devlet memuru. Söylenir mi? O söyleyemem, bana saklı kalsın. Belli değil. Vallahi hiç bilmiyorum. Valla şu an kararsızım o konuda. Oyunuzu kime verecek? Kim ne bileyim, canım kim istese ona verir. AK Parti'ye verecek. Neden AK Parti? Şu an başka verecek adam bulamıyorum. Onunla ilgili bir şey söylemek istemiyorum. Tabii ki reis. Neden? Neden mi, yapılanları görmeyenler affedersin kördür sağırdır. AK Parti. Neden AK Parti? Daha iyi bir sebep var mı? Bir tane bayan vardı, onu ver. Meral Akşener. Evet, onu istiyorum. Neden peki? Hiçbir fikrim yok. Hiç düşünmedim daha önce valla. Daha önce AK Parti'ye vermiştim ama yine de ona veririm herhalde. Sizim. Kendime. Valla daha son karar belli değil yani. Daha tam net bir karar vermiş değiliz. Siz? Yani daha tamamen kafamızda bir değerlendirme yapamadığımız için o anki şartlara bağlı. Biz şu anda tarafsızım ya. Şu anda tarafsız düşünüyoruz bizim taraf ama dur bakalım ne olacak bilmiyorum. Güzel. CHP gelecek de genel başkanı o düşünüyorum. Cumhurbaşkanı olmasa da geleceğin genel başkanı o. 24 Haziran seçimlerinde oyunuzu kime vereceksin? CHP veririm ben. Neden CHP? Muharrem İnce. Neden? Öyle. Hani bu devletten bıktık. Meral Akşener'e. Neden? Onu istiyorum, onu seviyorum. HDP'ye vereceğim. Niçin HDP? Bana yakın durduğu için. İyi Parti'ye. Niçin İyi Parti?
Tayyip'i sevmiyorum, uyuz oluyorum onun için. Allah bilir. Bilmem, düşünüyorum daha. Söylemek mi istemiyorsunuz yoksa kararsız mı? Kararsızım bu sefer. Daha önce kim vermişsiniz? Recep Tayyip Erdoğan'ı.